işte deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Derneğimiz üyesi olan arkadaşlarımız, bugün Semra Hanım'la konuşacaksınız. Psikolog arkadaşlarımız depremden etkilenmiş olan, etkilenecek çocuklara her tür katkıyı vermeye hazırız dediler. Psikolojik destek. Belki bu zamana kadar depremi sadece kelime olarak biliyorlardı. Onlara en doğru şekilde nasıl anlatabiliriz? Cevabını en yakınındaki, en güvenilir kişinin vermesi çok daha doğru. Hayatın bir gerçeği. Çocuğu da uzaklaştırmamız, yani gerçekten uzak tutmamız da çok fayda sağlamıyor. Çocuğun gelişim özelliklerini, yine yaşını ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak anlatmamız gerekiyor. Daha küçük bir çocuğa bunu oyun şeklinde anlatabiliriz. O görüntüleri çocuklara ne derece izletmeliyiz ya da hiç mi izletmemeliyiz? Buna maruz kalan yetişkinler de bu sorunun cevabını bilmiyor. Mümkün olduğu kadar çocuğun yaşına ve gelişimine uygun bunu yapmalıyız. Enkazdan çıkartılan çocukların görüntüleri. Çocukların yüzünün çok net, kimliği anlaşılır bir biçimde görünmemesi, gösterilmemesi gerekiyor. Buna son derece özen gösterilmesi gerekiyor. Doğal afetler yaşandığında sosyal destek çok önemli, çok kıymetli. Bu süreçte çok daha dikkatli, çok daha hassas olmalıyız. Çocuklara sosyal desteği esirgememek gerekiyor. Travma çok fazla şeyden tetiklenebilir. Hiç ummadığınız şeylerden tetikleniyor travma. Çocuğu fanus altında tutamayız ama göz göre göre de çocuğu travmayı tekrar yaşamasına sebep olamayız, olmamalıyız.